Efendim selamlar selamlar ve selamlar. Arkadaşlar yeni bir market incelemesi videosuna hoş geldiniz. Şimdi bugünkü markette yeni şeyler var. Bir WWE paketi var. Bir de bundle'larda değişiklik olmuş. Yani iki tane aslında konu başlığımız var. Çok uzun video olmayacak. 10 dakika altında olacağını düşünüyorum. Fakat şunu söyleyeyim. Şurada görmüş olduğunuz gibi benim 1800 kredim var. Bu 7000'lerde falandı. Bunun 6000'ini 1. ligdeki takımlara da attık hediye olarak. Lig Discord'da da mutlaka katılmadıysanız katılın. Açıklamada linki var. Şey diyeceğim. Bu 1800 kredinin 1200'ünü de 2. lige vereceğiz. 600 kredi boşa çıkıyor. Bu 600 kredide bir turnuva yapmak istiyorum. Ve şurada Golden Egg'ler var. Bunları da açmayacağım. Bunları da satıp üstüne kredi ekleyip turnuva yapmak istiyorum. Bunu yapsam eğer hani katılır mısınız? Bir sizi yoklamak istedim. Bunu merak ediyorum. Bana bir görüş bildirirseniz sevinirim ya da bu Golden Egg'leri açalım ne yapalım. Turnu olursa STL Discord'unda olur. Haberiniz olsun. Zaten STL Discord'unda da her gün konuşuyoruz sesle. Şimdi geçtik. Abi Item Shop'a lafı dolandırıp budaklandırmayalım. Burada Pembe Octane gelmiş. Pembe Octane ne kadar? Dur. Pembe Octane'in tahmini fiyatı muhtemelen 400-500 kredidir. Şu an aklımda son kalan fiyatı var ama yoruma yazarsınız. Yani Pembe Octane alınmaz tabii ki de buradan. Çünkü şunu söyleyeyim, marketten alınan eşyalar takaslanmıyor. Gold OM gelmiş. Bu arada eşyalar baktığınız zaman güzel. Şey olarak, isim olarak. Yani OM mesela değerli bir tekerlekti siyah. Ama Gold'u ne fiyatta bilmiyorum. Onun dışında bu resim yüklenmeme sorunu bu arada hala devam ediyor. Sizde de varmış. PlayStation'da olmuyormuş. Onu söylemişsiniz. Şöyle baktığımız zaman onun dışında fazla bir şey yok. Zaten şunları incelemiştik diye hatırlıyorum. Bunu önermiyorum. Bunu da önermiyorum. Onları söyleyeyim. Bunu alırsanız bu arada takasınız açılmaz. Şunu alırsanız takasınız açılır. Onun dışında kredi fiyatlarını da konuştuk. E-sporda değişen bir şey yok. Ve o zaman geçelim. Şimdi WWE paketi. WWE yok. WWE paketi abi. İki tane W var. Şimdi Octane WWE John Cena diye bir çıkartma gelmiş. John Cena bu arada sevdiğimiz birini. Adam Çin'e gitti falan filan. Çok komik bir meme malzemesine dönüştü. Neyse laf yine konu dağılmasın. Ben şey anlamadım abi. Şimdi geçenlerde Milan paketi geldi. Tamam, Milan paketi gelmesi mantıklı buldum. Çünkü Rocket League neyin birleşimi? Arabayla futbolun birleşimi. Yani araba ve futbolla alakalı öğelerin gelmesini destekliyorum. Ama mesela WWE'yi anlamadım. Mesela geçenlerde, gerçi bayağı oluyor da, LGBT paketi gelmişti. Bayağı gömmüştüm. Hatta yorumda sen homofobik misin falan yazan vardı. Ne alaka bilmiyorum da. Hani sıfır eleştirin diye böyle bir yorum gelmişti. Bunu gömmüştüm. Bunu da alaka veremedim. Mesela ben şunu desteklemiyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Arabayla bağlantılı, bak, araba ve arabayla bağlantılı, futbol ve futbolla bağlantılı şeylerin dışında gelen hiçbir şey desteklemiyorum. Yani mesela WWE paketin ne alaka? Hani bunun biri yoruma alakasını yazsın. Ben de özür dileyeceğim, kusura bakmayın diyeceğim ve kötü yorumlarımı geri alacağım. Ama bu çok saçma. Bu acayip saçma bir şey. Bu arada şey hakkında bir güncelleme vereyim. Epic Games Türk içerik üreticileriyle alakalı bütün kodları kaldır. Mesela ID Gal yazdığınız olmaz. Ne bileyim işte X içerik üreticisini yazdığınız yine olmaz. Y içerik üreticisini yazdığınız yine olmaz. Türkiye ile alakalı bütün kodlar kalktı. Kalkmadıysa da kalkar. Onu söyleyeyim. Yani durum bu. Şimdi WWE'nin John Cena dekali var. Yani kötü bir de yani. Ben beğenmedim, onu da söyleyeyim. Bir de Roman Reigns var. Yani siz yorum yapın arkadaşlar. Eğer mantıklı buluyorsanız futbol ve araba dışındaki şeylerin gelmesini markete, okey. Ama ben mantıklı bulmuyorum. 200 kredi verilmez çünkü 200 kredi dünyalar kadar güzel çıkartmalısın abi. Ya özellikle şunu söyleyeyim mesela. Şu damat çıkartması. 50 kredi abi. 50 kredi. Ben markete 50 krediyi almıştım bunu ilk geldiğinde. Mesela şu Skyline'i geç. Otobüsü geç. Arap arabasını geç. Bak şu Türkiye çıkartması. Beleş lan beleş. Yani madem böyle şeyler getiriyorlar, biraz tutarlı olmaları lazım. Hani beleşe mesela çok güzel çıkartma geliyor. Ama paralı çıkartmalar hakikaten biraz kötü. Mesela şu gelin çıkartması. 300 e-spor parasını almıştım. Neyse. İşin özü bu, şey desteklemiyorum. Tamam, geçtik şimdi bandılara.
Arkadaşlar iki tane bundle'ımız var. 70 gün boyunca kalacak. Yani taze gelmiş bir de şey dedi. Önceden sonradan gelme bir şey dedi. Çok kısa bunları da inceleyip videoyu kapatalım. Inclement Limited Time Water diyor abi. Bak yine bu sorun var abi. Bu sorun sizde de varmış. Şimdi Crimson, tekrar Crimson, Purple. Yani Psycho'nun Crimson'ı 100 kereden aşağı alırsınız, onu söyleyeyim. Şunu da 100 kereden aşağı alırsınız. Şu Purple büyülü füzeyi 50 kereden aşağı alırsınız. Bak en kötü ihtimalle söylüyorum size, etli 850 kredi. Bunu da hadi 50 kredi verdiniz diyelim, enayisiniz diyelim. Arkadaşlar şu paketi 300 kredi net şekilde çözersiniz. Yani ben şunu anlamıyorum. Yani niye böyle saçma insanları aptal yerine koyup böyle paketler getiriyorlar anlamıyorum. Şimdi bana kızacaklar olacak bunun için işte. Ama şuna bir bakın arkadaşlar. Yani bir yerde takas var. Takas alabildiğiniz eşyalar var. Bir yerde 500 kredi bunu alıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki aga millet işte takasla mesela alamıyor. Takası açık değil, ne yapsın? Lan 500 kredi alınca zaten takasın açılıyor bak. Yani mantık hatası var oyunda çok fena. Yani takasla 500 kredinin yarısını alabildiğin şeyleri en kötü ihtimalle, burada 500 kredi alıyorsun ve 500 krediyle takasın açılıyor. Mantık hatasını anladınız değil mi? Ben bunu bu yüzden gömüyorum mesela Epic Games'i. Hani gömülecek bir şey varsa gömerim. Ama desteklenecek bir şey de varsa desteklerim. Bu paket sıfır abi. Onun üzerinden sıfır. Yani hem kötü hem pakette mantık hatası var. Yani saçmalık tamamen. Şimdi geçtik. Buna neymiş bu? Hot Hound. Bak. Heatwave var. Tamam mı? Crimson Ultra Vex var. Cobalt Dingo var. Cobalt. Bunun rengi yok. Crimson. Hadi bak burada yine şey var. Burada Crimson. Buraya niye purple koymuşlar onu da alalım. Madem bir de şey yani renkler bütün olsun. Hani onu da çözemedim tam. Cobalt Dingo bunun fiyatı ne kadar bilmiyorum ama 300 kadem fazla değil diye düşünüyorum. Olsa bile bu Dingo arabası kullanılmıyor. Yani böyle bir paket yapacaklarsa mesela Black Flag koysunlar. Böyle paketler yapabilirler. Fazla kullanılan arabaları koysunlar. Hani bazı durumlarda Epic Games'i de alıyorum. Şey diyorlar olabilir. İşte bu arabalar az kullanılıyor. Bunları pakete koyalım diyor olabilirler ama vallahi şey olmuyor. Tutmuyor abi. Yani bu neymiş? Crimson Ultra Dex. Bu neymiş? Hitfoy zaten. Bu da Fixed var. Yani aynı yorum burada da geçerli. Bunları şu an gerçekten fiyatları hakkında kusura bakmayın ama 500 kredi alırsınız ve yani benim için üzücü bir market incelemesi olduğunu söyleyebilirim. Yani bunları zaten incelemiştik. Hani Smackdown paketi geldi. İncelemesek olmaz dedim. Bu arada oyunda da bir yüklenme problemi var. Bak mesela bunlar yükleniyor. Bunlar yüklenmiyor. Garip bir şeyler var. Neyse arkadaşlar burada video bitirelim. Ufak bir hatırlatma yapayım. Dediğim gibi turnuva hakkında yorumlarınızı bekliyorum. STL Discord'unda olacak olsa STL Discord'una katın, orada ligleri organize ediyoruz. İşte şeyler yapıyoruz. Konuşuyoruz sizle. Ya her şey artık orada toplandığı gibi düşünebilirsiniz. Tek takas yok. Videoları izliyorsanız ve beni gerçekten samimi buluyorsanız, desteklemek isterseniz bir hatırlatma. Beğeni tuşu aşağıda, beğenmeniz 2 saniye, videoların üretilmesi 1 saat 2 saat en az, bunu söyleyeyim. Kanala abone değilseniz abone olsa sevinirim ve her gün saat 7'de short video satıyorum. Bugünkü short videosunun konusunu da söyleyeyim. Galatasaray arabası yapmıştım. Onun shorts'u uyarlayacağım. Güzel bir şeyler olacak. Fenerbahçe Beşiktaş arabasının da shorts'u gelecek. Bunları söyleyeyim. Hani bunlar önemli. Yaparsanız destek olursunuz. Her gün elimden geldiğince video atmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.